Irak yılında hatırlarsınız Amerika Irak'ı işgal ettiğinde gazeteler, televizyonlar diyordu ki Amerikan ordusu Saddam'ın sarayına gidecek, efendim Merkez Bankası'na gidecek diye başlıklar geçiriliyordu. Sonra Amerikan ordusu bir sürpriz yaptı. Ebu Garip adıyla ünlenen bir hapishaneye gitti, hapishane olarak. Orada Müslüman kadınlar, erkeklere tecavüz, köpeklere parçalatma, oraya gitti. Orası bir müzeydi. Oranın iki özelliği vardı. Üstü müzeydi, altı da Mezopotamya'nın, Orta Doğu'nun ata tohumları doluydu. O müzedeki papirüs kağıtları, o antik çağ bütün belgeleri alıp Arizona'ya götürdüler. Bütün ata tohumları oraya mı gitti? Evet, götürdüler. Tohumlar da nereye gittiler biliyor musun? Tohumları da aldılar, Amerika'ya götürdüler ve Rockefeller Vakfı'na verdiler. Svalbard, kıyamet ambarı. Norveç'teydi değil mi? Oraya, bir adaya götürdüler. Geriye dönüyorum. Yıl 1950. Şeyde, Güney Asya'da binlerce çeşit pirinç tohumu var. Zannediyorum 190 bine kadar çıkıyor rakam hatırımda kaldığı kadar. Orada 5000 kişinin çalıştığı bir enstitü kurdular. Kim? Rockefeller Vakfı. Her şeyin arkasından onlar çıkıyor. Ha, Rockefeller Vakfı Kissinger'ın aklı çünkü bu işlere en çok ilgilenen o. Ve orada bugün de o yüzlerce binlerce çeşit pirinç 6 çeşide indirildi. GDO suyla oynanarak. GDO, ben söylemiyorum, GDO'yu bulan bilim insanı şeytan diye tanımlıyor bunu. Şimdi baktığımızda eğer yeri gelmişken söyleyeyim. Pop K diye bir müzik grubu var, Koreli, Güney Koreli. Evet. Kız çocuklarına benziyor, güzel güzel kızlara benziyor. Oğlan çocuğudur onlar. Ama cinsiyetsizlik mi yaratılmak isteniyor? O cinsiyetsizlik zaten Y sonra Z kuşağı deniyor ya. Bu İstanbul Sözleşmesi'nde de bir şey ettiler. Siz artık kızım oğlum demeyin, evladım deyin. Çünkü cinsiyeti toplum belirler diye abuk bir laf var. Bunu Polonya, Rusya bunlar çekildi. Şimdi buradan bir şeye geleceğim. O üç çocuk, yani Pop K'nın üç mensubu da intihar etti. Onun. Çünkü Kore'de çok tüketilen bir şey vardır. Pirinç ve soyayı çok tüketirler Koreliler. Severim de Koreli, çok sayıda arkadaşım vardır. Bir de acıyı da çok yerler. Biz falan acı mı yiyoruz? Bir profesör arkadaşımla Meksika'ya bir acı biber almaya gittik. Ölüm tehlikesi vardı üzerinde. Evet, bazı sosların üstünde de kuru kafa işareti olur. Öyle ama aldı. Vallahi adam yedi onu. Ben dilimin ucuna sürdüm. Ben bir kere denedim, kalpten gidiyordum. Korkunç bir şey o. Nefesimi kesiyordu aslında. Evet, nefes alamıyorsunuz. Evet. Şimdi dünyada dört gıdanın üzeri, beş gıdanın. Modern buğday, pirinç, mısır, soya fasulyesinin genetik modifikasyon hemen hemen tamamlanmış vaziyette. Bugün bizim Anadolu'nun 10 bin yıllık buğdayı Siyez'le karşılaştırdığınızda insanlar Karakılçık, Siyez karşılaştırsın. Bugün neden? Hemen bir somut daha, ben Antalyalıyım, misal vereyim. Deniz sahiline gittiğinizde yazın 17-18-20 yaşlarındaki delikanlılarımızın 13-14 yaşındaki kız çocukları gibi göğüslerinin olduğunu görürsünüz. Bunun sebebi östrojen bombasıdır. Östrojen. Çünkü modern buğday östrojen yüküdür. Artı neden bu ülkede kimse konuşmuyor? Bu ülkenin yaklaşık %20'ye yakını şeker hastası. Maalesef evet. Çünkü modern buğday şeker yükü. Artı mısır NBŞ 1970'ten beri hemen bir şey söyleyeyim. Dünyada gıdaya hükmeden 10 şirket vardır. Buğday 4 şirketin elindedir. Bunlara 1970'lerin ortasında Nixon dedi ki Rusya'ya sattığınız mısırın fiyatını arttırın. Hayır dediler. Yani son 30 yıla kadar dünyadaki en büyük lobi finans, silah, enerji iken artık gıda, içecekler ve ilaç endüstrisidir. 5000'den fazla lobici çalıştırırlar, milyarlarca doları lobiye harcarlar. İşte bundan dolayı 1970'lerin
50'lerden başlayarak 1970'lerden itibaren hızlanarak gıdayla insanlığı bitirdiler. Bugün genetikçiler söylüyor. Hastalığın 1/10'u gıdadan. Gıdadan maalesef. Gıdadan. Orada da namuslu insanlar var. Harvard Üniversitesi'nden bir hoca. 1970'li yıllarda kolesterol hikayesini. Yahu dedi, bu kolesterol meselesi esas tehlike yağ değil. Şeker dedi. Adamı öyle bir itibarsızlaştırdılar ki adam geri adım atmak durumunda kaldı. Ama bugün artık 3-4 senedir yağ değil problemin şeker olduğu ortaya çıktı.